Cavidan Hanım için çiçek topladım. Sabah biraz moralsiz geldi de iyi gelir diye düşündüm. Mecbur musun? Anlamadım. Neye mecbur muyum? Mutsuz gördüğün herkesi mutlu etmeye. Üstüme vazife değil ama iyi gelir diye düşündüm. Yanlış bir şey mi yaptım? Yani kendinden çok etrafındakileri düşünmek yanlış mı bilmiyorum. Ama bence yanlış bir şey değil. Ha, eğer yanlışsa da gayet güzel bir yanlış. Devam et bence. Hiç vazgeçme. Emir oğlum, nerelere daldın gittin öyle? Seninle konuşmaya gelmiştim ama Hasan amca dediğin gibi dalıp gitmişim. Tamam, konuşalım oğlum. Sen geç otur şöyle, ben de iki çay koyayım. Müsaaden olursa hemen konuşsak. Çay muhabbetini sonra yapsak olur mu Hasan amca? Olur oğlum. Bugün istemeden de olsa Gülperi ile konuşmalarınıza kulak misafiri oldum da. Öyle mi? Demek duydun, öyle geldin konuşmaya. Ben seni anladım oğlum. Gülperi bir karar verecek. Ama sen de bir karar vermelisin. Dünyanın en hassas terazisi insanın içidir oğlum. Sen de bir kefeye aklını, bir kefeye kalbini koyacaksın bu hassas terazide. Tartıp bakacaksın hangisi daha ağır basıyor. Gülperi'nin gidişine Yiğit çok üzülüyor. Yani bence tek üzülen Yiğit olmayacak. Emir ne diyor bu duruma? Emir'i bilmiyor musun o ya? Her zamanki gibi ketum. Hiçbir şey söylemiyor. Ama çok alışmıştık Gülperi'ye. Hepimiz için çok zor olacak. Melike ile beni bir hüzün sardı ki sorma. Hay Allah. Ya gelişmelerden beni de haberdar edin olur mu? Tamam canım, ederiz, merak etme. Hadi güle güle. İnaç saatiniz. Sağ ol kızım. Sen bir şey mi söyleyecektin Fidan? Gülperilerin mahallindeki evinde yangın çıkmış. Eyvahlar olsun. Ev yanmış gün olmuş. Peki sen nereden öğrendin bunu? Yiğit'e yemek yedirirken. O da Bekir amcayla Gülperi konuşurken duymuş. Şu insanların başına geleni görüyor musun? Hay Allah. Tam da yeni eve bel bağlamışlarken. Tüh. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gülperilerin evinin yanmasına üzüldüm ama bir yandan da gitmeme ihtimallerine sevinmeden edemiyorum. Sus kızım. Öyle şey olur mu hiç? Hayırlısı. Hayırlısı tabii. Emir'in bu durumdan haberi var mı acaba? Ben bir arayayım. Hay Allah'ım yarabbim. Nerede? Biraz önce odasına yukarıya çıktı ama çok üzgün görünüyordu. Bir bu kalmıştı başına gelmeyen. Emir, oğlum ne yapacağız? Elimizden gelen bir şey var mı? Tamam anne, sen merak etme.
Nereye gidersen git, hangi yolu seçersen seç, kalbin seni olman gereken yere eninde sonunda döndürecek. Güven ona. Yandığını öğrendim. Üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Gidip babanla bir konuşayım. Sonra dışarı çıkalım, olur mu? Tamam, hazırlan sen. Ben aşağıda bekliyorum. O kadar çok seviyorum ki. Böyle yerlerde kahve içmeyi bile bilmezdim. Bırak kahve içmeye, oturmayı bile bilmezdim. Hayal bile edemezdim. Sayende hayal bile edemediğim o kadar çok şey yaşadım ki. Yaşamadığım şeyleri tattırdığın için ne kadar teşekkür etsem az sana. Bugün Hasan Hoca'ya anlattıklarını duydum da. Bak, ben bugüne kadar senden hep konuşmanı, anlatmanı istemiştim. Şimdi ise sadece susmanı ve konuşman bitene kadar beni dinlemeni istiyorum. Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.